Merhaba sayın Mastermind izleyicileri. İzlemekten keyif alacağınızı düşündüğüm bir video ile daha karşınızdayım. Konumuza geçmeden önce her zamanki gibi videoyu beğenip paylaşarak ve kanala abone olarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Lütfen kanal bildirimlerini de açmayı unutmayın. Bu şekilde her paylaşımımdan rahatlıkla haberdar olabilirsiniz. Güneş, gezegenimize en yakın yıldızdır. Güneşten gelen ışık ışınları ve atmosfer sayesinde gündüzleri gökyüzünü mavi görüyoruz. Fakat geceleri güneş ışınları olmadığı için dünya karanlığa bürünüyor ve gökyüzündeki yıldızlar belirgin hale geliyor. Evrende milyarlarca yıldız olduğunu ve tüm bunların ışık yaydığını düşünürsek, peki uzay neden karanlıktır? Soru gayet basit gibi görülebilir. Fakat bunu cevaplamak biraz karmaşık. John Kepler, Edmund Halley gibi birçok bilim insanı yüzyıllar boyunca bu soruya cevap bulmaya çalıştı. Dünya atmosfer ile çevrilidir. Atmosfer içerisinde su damlacıkları, gaz ve tozlar bulunur. Güneşten gelen ışınlar atmosfer içerisindeki bu maddelere çarpar ve her yöne dağılır. Dağılan ışınların cisimlerden yansıyarak gözümüze gelmesi sayesinde cisimleri ve onların sayısız tondaki renklerini görebiliyoruz. Yani eğer uzayda ışığın çarpıp gözümüze geleceği bir durum olmazsa etrafı karanlık görürüz. Uzayın boşluk olduğunu düşünürsek bu durumu anlayabiliriz. XX yüzyıla değin elimizde evren hakkında yeterli veri bulunmadığından evrenin durağan ve sonsuz olduğuna dair yaygın bir görüş vardı. Ancak bu durağan ve sonsuz evren fikri kendi içinde tuhaf bir paradoks barındırmaktaydı. Neredeyse 500 yıl gibi uzun bir sürede bu paradoks pek çok astronomun, bilim insanının uzun süre üzerinde kafa yormasına sebep olmuştu. Paradoksun 500 yıllık bir geçmişi olsa da Alman hekim ve astronom Heinrich Olbers 1823'te paradoksu bilimsel tartışmaların içine taşımayı başararak bugün kendi adıyla anılmasını da sağlamış oldu. Paradoks basitçe gecenin neden karanlık olduğunu soruyordu. Olbers paradoksuna göre evren durağan ve sonsuzsa gökyüzüne baktığımızda her bir noktada mutlaka bir yıldız ya da herhangi bir ışık kaynağı bulunmalıydı. Sonsuz evrendeki sayısız yıldızın ışığı ile gökyüzünün kaplanmış olması lazımdı. Bir bakıma o kadar çok ışık kaynağı olmalıydı ki gökyüzüne baktığımızda ışık kaynağından arka tarafı göremeyecek hale gelmeliydi. Bu durumda geceleri gökyüzünde karanlık tek bir nokta dahi kalmayacak, gece de gündüz gibi aydınlık olacaktı. Ancak durum hiç de böyle görünmüyordu. Çünkü gece karanlıktı. Bu paradoks 20. yüzyıla kadar hakim olan durağan sonsuz evren fikrini tehlikeye düşürüyordu. Durağan sonsuz evren fikrinin savunucuları sorunla başa çıkmak için varsayımlar geliştirdiler. Örneğin bir varsayıma göre çok uzaktaki yıldızların ışığı onca mesafeyi kat ederken uzaydaki gaz ve toz bulutlarınca yutuluyor ve bu nedenle bütün gökyüzünün geceleri aydınlık olması engelleniyordu. Ancak bu fikirle durağan sonsuz evren fikrine zarar verilmeden paradoks çözülebilir görülüyordu. Yine başka bir varsayımda ise yıldızların ömürleri sonsuz olmadığından evrende sürekli ölen ve sönmüş yıldızların gecenin karanlık olmasına yol açtığı düşünülüyordu. Ancak bu iki öneride de büyük sorunlar vardı. Örneğin yıldızların ışığını emen gaz ve toz bulutlarının sonsuz sürede öyle çok enerji yüklenmiş olması gerekiyordu ki yıldızlar gibi ışık yayıyor olmalıydılar. Yani gecelerimiz yine aydınlık geçmeliydi. Yıldızların kısa ömür süresi de anlam ifade etmiyordu. Çünkü sonsuz zaman ve sonsuz yıldız vardı. Bütün bu dayanıksız varsayımlar yalnızca kısa sayılabilecek süre zarflarında
kabul görebildiler. Çünkü 20. yüzyıl ile birlikte evrenin sonsuz ve durağan olduğu fikri adeta çökecekti. 20. yüzyılda Olbers paradoksuna son verecek ve nihayet tatmin edici bir çözüm bulabilecek büyük keşfi bugün astronomi ile az çok ilgisi olan herkesin bildiği bilim insanı Edwin Hubble yapmıştı. Hubble'ın öncülüğündeki büyük patlama teorisi bizlere basitçe evrenin 20. yüzyıla değin düşünüldüğü gibi sonsuz ve durağan olmadığını söylemekteydi. Yani Hubble'ın söylediği üzere evren sonluysa gece gökyüzünde baktığımız her bir noktada bir ışık kaynağı olmak zorunda değildir. Evrenin yaklaşık 14.7 milyar yaşında olduğunu biliyoruz. Yani biz sadece gezegenimize 14.7 milyar ışık yılı uzaklığındaki yıldızları görebiliyoruz. Yani daha uzaktaki yıldızlardan çıkan ışık ışınları henüz bize ulaşmış değiller. Uzayın karanlık olmasının bir diğer nedeni ise budur. Ayrıca bu açıklama şu şekilde devam ettirilir. Işığın bir dalga boyu ve frekansı vardır. Biz yalnızca belli bir aralıktaki dalga boyunu görebiliriz. Bu aralıktan büyük ve küçük dalga boylarında ışığı göremeyiz. Işık kaynağı sizden uzaklaşıyorsa ışığın dalga boyu büyür. Bunu iki tarafından uzatılan bir yay gibi hayal edebilirsiniz. Evrenin genişlediğini ve yıldızların bizden uzaklaştığını düşünürsek dalga boyu büyüyen ışık kırmızıya kayar. Çünkü en büyük dalga boyundaki ışık kırmızı ışıktır ve görünür bölgenin dışında kalır. Bu nedenle gözle görülmez. Yani kızılötesi ışığa dönüşür. Küçük bir örnekle açıklarsak, kaldırımda yürüyorsunuz, bu sırada bir araba hızla sizden uzaklaşıyor. Araba uzaklaştıkça arabadan gelen sesin değiştiğini fark edersiniz. Büyük patlama teorisine göre evrenin ilk anlarında tüm evreni dolduran ışık, evrenin devamlı genişlemesinden dolayı kırmızıya kaydı. Yani evrenin ilk zamanlarında ışığın asıl dalga boyundan yaklaşık 1100 kat daha kırmızıya kayarak mikrodalga boyutlarına kadar düştü. Bu da demek oluyor ki aslında şu an baktığımız gökyüzü evrenin ilk zamanlarındaki ışığın kalıntılarıyla dolu ve ışıl ışıl. O halde tüm bunlara rağmen gece neden hala karanlık? Az önce bahsettiğimiz büyük patlamadan kalan ışınımın dalga boyunun ise insanın görebileceği dalga boyundan çok uzakta olması sebebiyle gece gökyüzüne baktığımızda yalnızca yıldızların görünür ışığını algılayabiliyoruz. Ancak doğrudan gözlerimizle göremesek bile teknoloji sayesinde yapılan yapay gözlerle bu ışınımı görebiliyoruz. Nitekim önce COBE, sonrasında ise WMAP uzay teleskobu isimli mikrodalga ışınım algılayıcı uydular sayesinde gökyüzünü tarayarak büyük patlama anında ortaya çıkan ancak sonradan kırmızıya kaymış ışınımla birlikte bilinen evrenin tamamen haritasını çıkarabildik. Bu haritayla birlikte karanlık zannettiğimiz gökyüzünün aslında en azından mikrodalga boyunda ışıl ışıl olduğunu kanıtlamış olduk. Böylelikle büyük patlama teorisiyle birlikte Olbers paradoksuna net bir cevap bulunabilmiş görünüyordu. Şimdi sizi aslında göremediğimiz ama bu teleskoplarla kaydedilebilen ve gerçekte rengarenk olan uzayın gerçek görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Lütfen videonun sonuna kadar bu güzel görüntüleri izlemeye devam edin. Thank you.
Sizlere bu videoda evrenin neden karanlık olduğunu ve bunu açıklamaya çalışırken bilim insanlarının evrenin sonsuz ve durağan değil, sürekli genişleyen bir yapıda olduğunu fark ettiklerini açıklamaya çalıştım. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen videonun sonuna kadar bu güzel görüntüleri izlemeye devam edin. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri güzel videolar izlemek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.